Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Üçüncü ünite geometrik cisimler ve şekiller, uzamsal ilişkiler, geometrik örüntüler. Bunları göreceğiz. Geometrik cisimler ve şekiller. Geometrik şekilleri sınıflandıralım. Buradaki terimlerimiz çember, daire. Ezgi, bu güzel resmi nasıl yaptın diyor, arkadaşı soruyor. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çember kullanarak yaptım. Evet, baktığımız zaman şekilde neler var? Evet, yakından bakalım şeklimize. Dikdörtgen bu, kare, kare. Bu da nedir? Bir kare. Üçgenler var. Üçgen, üçgen, üçgen. Burada ise çember var. Ne yapmış? Bir araba yapmış. O zaman devam edelim. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız diyor. Görselde hangi geometrik şekilleri görüyorsunuz? Bakalım. Görsele bakalım. Ne var? Dikdörtgen var. Kare var, üçgen var, çember var, daire var. Siz bu kapıdan giremezsiniz diyor. Kenarsız ve köşesiz olanlar hangileri? Kenarsız ve köşesiz olanlar çember, bir de daire var. Kenarlı ve köşeli olanlar hangileri? Hangileri? Dikdörtgen, kare, üçgen. Şimdi ne demiş daire? Ne diyor? Daire bir şey söylemiş daire. Diyor ki, siz bu kapıdan giremezsiniz diyor. Kime diyor? Dikdörtgene, kareye ve üçgene. Şimdi onlara cevap veriyor. Doğru söylüyoruz. Doğru söylüyor. Bizim kenar ve köşelerimiz var. Evet. Nedir? Ağızdan kenar ve köşeler olduğu için bunlar dikdörtgen, kare ve üçgen giremiyor. Görselde hangi geometrik şekiller görüyorsunuz? Dedik dikdörtgen, kare, üçgen, çember, daire. Sizce kare, dikdörtgen, üçgen niçin kapıdan giremezler? Bunların köşeleri olduğu için, köşeleri ve kenarları olduğu için. Çember ve dairenin köşesi yoktur. Kenarsızdır bunlar. Etkinlik. A4 kağıdı diyor. Makas, mavi el işi kağıdı, yapıştırıcı, boya kalemleri. Ne var? Dikdörtgen var, kare var, üçgen var. Mavi el işi kağıdınızdan kare, dikdörtgen, üçgen kesiniz. A4 kağıdınıza mavi el işi kağıdınızdan kestiğiniz kare, dikdörtgen ve üçgeni yapıştırınız. Yani bunları yapıştıracaksınız. Geometrik şekillerinizin kenarlarını kırmızı kalemle çiziniz demiş. Geometrik şekillerinizin köşelerini nokta koyarak belirtiniz. Çalışmalarınızı sınıfta paylaşınız demiş. Nedir köşeler? Bakalım yakından bakalım. Yakından baktığımız zaman kenarlara nedir? Kenarlar. Köşeler, köşe, 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 köşe. Bunlar siyahlar köşe. Nedir bunlar? Köşe. Sayı çubuklarıyla kare, dikdörtgen ve üçgen oluşturan gözde çember oluşturamadığını gördü. Arkadaşı Duru ona şekillerin benzekleri olduğu gibi farklı özelliklerinde olduğunu söyledi. Daha önce bu konuyla ilgili yaptıkları tabloyu gösterdi. Çember dairenin kenar ve köşesi olmadığı için sayı çubuklarıyla oluşturamayacaklarını söyledi. Evet, çember ve dairenin nesi yoktur? Köşesi yoktur ve kenarları da yoktur. Bunlar eğri şeklindedir. Eğridir. Kenarları eğri şeklinde çiz diyor. Üç köşesi ve üç kenarı olanlar üçgenler. Dört köşesi ve dört kenarı olanlar kare ve dikdörtgen. Köşesi ve kenarı olmayanlar kim? Çember, daire. Kendilerini tanıtan geometrik şekilleri inceleyelim demiş. Bakalım bu bir kare. Ben bir kareyim. Dört köşem var. Dört kenarım var. Bütün kenarların birbirine eşit. Evet. Karenin köşeleri nedir? Köşeler şunlar köşe. Bunlar köşe. Bunlar da kenar oluyor. Dört köşesi var. Dört tane kenarı var. Hepsi de birbirine eşit. Şu dikdörtgen var burada. Ben bir dikdörtgenim. Dört köşem var. Köşelerini işaretleyelim. Bunlar köşesi. Dört tane kenarı var. Karşılıklı kenarların birbirine eşit. Yani bunlarla bu, bununla da bu birbirine eşit. Burada ise hepsi birbirine eşit. Hepsi nedir? Birbirine eşit karede. Üçgene bakalım. Ben bir üçgenim. Üç köşem, üç tane kenarım var. Köşeleri şunlar. Üçgenin kenarları da bunlar. Ben bir çemberim, kenarım da yok, köşem de yok, içim boş. Evet, çemberin içerisi boş, kenarı da yok, köşesi de yok. Daire.
Ben bir daireyim. Kenarım da köşem de yok. Çemberden farkım benim içim dolu. Evet, dairenin içerisi dolu. Çemberin içerisi boş. Aşağıdaki geometrik şekillerin kenarlarını kırmızı renk ile, köşeleri ise mavi renk ile gösterilmiştir. İnceleyelim. Burada bir kare. Köşeler mavi, kenarlar kırmızı. Üçgen. Karenin dört köşesi var. Dört kenarı var. Dört kenarlar birbirine eşit. Üçgenin üç köşesi var. Üç tane kenarı var. Dikdörtgenin dört tane köşesi var. Dört tane kenarı var. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Karede hepsi birbirine eşit. Ayberk. Aşağıdaki geometrik şekilleri kullanarak robot resmi çizdi. Ayberk'in çizdiği robotu inceleyelim. Evet, burada bir robot resmi var. Neler kullanmış? Kare kullanmış. Kareler nerede? Burada. Burada. Kare. Küçük kare var. Daire kullanmış. Gözleri daireyle yapmış. Dikdörtgen kullanmış. Kolları dikdörtgen ile yapmış. Bacakları da dikdörtgen kullanmış. Üçgen olarak nereyi kullanmış? Kulaklarını üçgenle yapmış. Çember olarak nereyi kullanmış? Kollarına ve öndeki kısmına çember kullanmış. Kare olarak bir de gövdesini kareyle göstermiş. Çalışalım. Aşağıdaki noktalı yerleri verilen şekilleri ok yönünde başlayarak birleştiriniz demiş. Varsa kenarlarını ve köşelerini gösteriniz. Çemberin kenarı ve köşeleri yok. Birleştirdiğimiz zaman çember bu şekilde birleştiriyorsunuz. Kenarı ve köşeleri yok. Şimdi nedir? Bu bir kare. Dört köşesi var, dört kenarı var. Kenarlar birbirine eşit. Şu şekilde birleştiriyorsunuz. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Dört tane de kenarı var. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Karede ise hepsi birbirine eşit. Üçgene bakalım. Üç köşesi var. Üç tane de kenarı var. Aşağıdaki görselde hangi geometrik şekillere benzemektedir? Altlarına yazınız demiş. Bu çembere benziyor. İçi boş. Çember. Üçgen. Kareye benziyor. Kare. Dikdörtgen. Aşağıdaki görselde hangi geometrik şekilden kaçar tane olduğunu bulunuz. Şekillerin altındaki kutulara yazınız. Kareden kaç tane var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Daireden bu daire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Üçgenden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Dikdörtgenden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Çemberden kaç tane varsayalım? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Aşağıdaki geometrik şekillerin benzer ve farklı yönlerini yazınız. Şimdi geometrik şekiller neymiş? 4 köşesi var, 4 kenarı var. Benzer yönleri nedir? 4 köşe, 4 kenarı var. 4 köşesi dört köşesi var, dört kenarı var. Nedir? Farklı yönleri nedir? Dikdörtgende kenarlar birbirinden farklı, karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Karede ise bütün kenarlar birbirine eşittir. Yani farklı yönleri kenar uzunlukları. Kenar uzunlukları farklı. Burada ne var? Üçgen. Çember. Nedir? Üçgen ve çemberin nedir? Benzer yönü yoktur. Farklı yönü nedir? Üçgenin kenarı var, köşesi var. Çemberin kenarı, köşesi yok. Evet. Bunu söylüyorum, yazmıyorum. Üçgenin kenarı, köşesi var. Çemberin kenarı, köşesi yok. Burada ne var? Kare. Daire. Bunların da benzer yönü yok. Yine karenin de kenar, dört kenara köşesi var. Dairenin kenarı ve köşesi yok. Dikdörtgen ve üçgen.
Nedir bunların benzer yönü? Köşeleri benzer. Köşeleri var. Nesi var? Dikdörtgenin köşesi var. Köşeleri var. Üçgenin de köşeleri var. Benzer yönleri köşe. Köşeleri var. Köşe var. Köşeleri var. Kenarları var. Farklı yönleri nedir? Kenar uzunlukları farklı. Kenar sayıları farklı. Kenar sayısı ve kenar uzunluk, kenar sayısı ve köşe sayısı farklı. Kenar sayısı ve köşe sayısı farklı. Çember daire nedir bunlar? Farklı yönleri. İçi boş, içi dolu. Bir tanesinin çemberin içi boş, dairenin içi dolu. Benzer yönleri, ikisinde köşesi yok. Kenar yok. Kenarı yok, köşesi yok. Evet, bazılarını uzun söylüyorum, yazmıyorum. Aşağıdaki geometrik şekillerin kenar ve köşe sayılarını yazınız demiş. Dikdörtgenin dört kenarı, dört köşesi var. Karenin dört köşe sayısı dört, kenar sayısı dört. Üçgenin kenar sayısı, köşe sayısı üç, kenar sayısı üç. Yok, kenarı da yok, köşesi de yok, çemberin kenarı da yok. Öğrenelim. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız demiş. Ne diyor? İşte uzay aracımız. Bu uzay aracıymış. Sence yaptığımız bu uzay aracı bizi gezegenimize ulaştırır mı demiş. Bakalım. Üç kapıda robot hangi geometrik şekle benzemektedir? Niye benziyor? Daireye benziyor bunlar. Niye benziyor? Daireye benziyor. Uzay aracı hangi geometrik şekilde oluşmaktadır? Nedir? Daire var, çember var. Dairelerden oluşuyor. Etkinlik. Ne diyor? Renkli kartonlardan geometrik şekiller çiziniz, kesiniz. Ne keseceksiniz? Üçgen, kare, dikdörtgen, çember, daire. Öncelikle sıranızın üzerine geometrik şekillerin şekil ne diyor? Şekillerinizden yapılar oluşturunuz. Yapılardan en çok beğendiğinizi resim defterinizde oluşturunuz demiş. Geometrik şekillerinizi yapıştırınız. Yani geometrik şekiller kesin, dikdörtgen kesin, kare, üçgen, çember, daire kesin. Sonra bunlardan nedir? Şekiller oluşturunuz. Bunlardan yapılar oluşturacaksınız. Yani araba çizebilirsiniz, araba oluşturabilirsiniz, ev, araba, başka istediğiniz bir şey oluşturabilirsiniz. Resim yapmayı çok seven Furkan, geometrik şekiller orman isimli bir resim yaptı. Furkan'ın resimde hangi geometrik şekilden kaçar tane kullandığını bulalım diyor. Furkan resimde 11 tane geometrik, 11 tane dikdörtgen kullanmış. Sayalım 1. Şu da dikdörtgen. 1, 2, 3, 4. Hepsini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dikdörtgen. 12 tane üçgen kullanmış. Sayalım. Bir üçgen, iki üçgen, üç üçgen, dört üçgen, şurada da var. Beş, nedir? Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12 tane. İki tane kare kullanmış. Kareler şurada. Bir, iki tane. Bir tane çember kullanmış. Bir tane de daire kullanmış. Daire nerede? Şurada. Güneş. Güneşin içerisi daire. Aşağıda verilen geometrik cisimlerin bir yüzünü kullanarak oluşturabileceğimiz şekiller yanlarında verilen noktalı kağıtlara çizilmiştir. İnceleyelim. Nedir bu silindir? Silindirin kapağı ile çember oluşturmuş. Ne oluşturmuş? Çember. Burada ise kare oluşturmuş. Burada ise dikdörtgen. Burada ise üçgen. Eski medeniyetlerde yapılar oluşturulurken geometrik şekil ve cisimlerin özelliklerinden yararlanılmıştır. İnceleyelim. Şimdi ne var? Çatısı. Çatı için nedir? Dikdörtgenler var. Taban için kare var. İşte sütunlar için ne kullanmış? Yine silindir şeklinde kullanmış. Bunlar dik kare. Buralar dikdörtgen. Dikdörtgen kenarlar. Üçgen de var. Üçgeni de görüyorsunuz. Nedir burası? Kare. Burası dikdörtgen. Burası üçgen oluyor. A4 kağıdınızdan üçgen modelleri kesiniz diyor. Üçgenlerinizi kullanarak sıranızın üzerinde bir yapı oluşturunuz. Oluşturduğunuz yapının resmini aşağıdaki noktalı
Kağıda çiziniz diyor. Evet, yapılar oluşturun. Ne oluşturalım? Hadi araba çizelim. Araba olsun. Bir tane dikdörtgen çizelim. Ne çizelim? Dikdörtgen. Burada ise ne olsun? Daire. Tekerler daire olsun. Daire. Önü de üçgen şeklinde olsun. Önü ne olsun? Üçgen şeklinde. Evet. Ne çizdik? Bir araba. A4 kağıdınızdan kare, dikdörtgen, daire modelleri kesiniz. Geometrik şekillerinizi kullanarak sıranızın üzerinde yapı oluşturunuz. Oluşturduğunuz yapının resmini aşağıdaki noktalı kağıda çiziniz. Şimdi ise ne çizelim? Bir ev mi çizelim? Evet, çatı çizelim, ev çizelim. Bir ev çizelim. Ne oldu bu dikdörtgen? Kapı için kapı da çizelim. Kapı da dikdörtgen olsun. Pencere çizelim. Kare olsun pencereler. Nedir? Evet. Pencere. Çatı çizelim. Üçgen olsun. Çatımız ne? Üçgen. Burada ise baca olsun. Ne olsun? Baca. Dikdörtgen. Sizler de bu şekilde çizebilirsiniz artık değişik şekillerde. Aşağıdaki nesneleri kullanarak hangi geometrik şekilleri çizebileceğinizi belirtiniz demiş. Nedir bu? Kare. Burada kare var. Çember çizebiliriz. Burada üçgenler var, dikdörtgen de var. Üçgen de var, dikdörtgen de var. Üçgen olur. Dikdörtgen de olur. Bu da dikdörtgen. Aşağıdaki görselde kullanılan geometrik şekilleri istenen renklere boyayınız demiş. Kare mavi. Nerede kare? Şunu maviye boyayayım. Kareler mavi. Şu kare, kare, kare. Bunları maviye boyayın. Dikdörtgenin yeşile. Bunu yeşile boyayın. Bu da dikdörtgenin yeşile. Şu da dikdörtgen. Bunu da yeşile boyayın. Üçgen turuncu. Üçgen turuncuya boyayın. Üçgen, 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 üçgen turuncuya. Şunları da turuncuya üçgen. Bunlar nedir üçgen? Çemberi sarıya, bunu da sarıya boyayın. Burada bir çember var, bu da çember. Sarıya boyayın bunları. Şimdi geometrik cisimleri tanıyalım. Küp, kare, prizma, dikdörtgen, prizma, üçgen, prizma, küre, silindir. Hatırlayalım. Emre, boyuncağın çok güzelmiş. Şurada bir küp görüyorsunuz. Ezgi, bu zeka küpü. Küp şeklinde olduğundan ve oynarken zihnimizi çalıştırdığından adına zeka küpü denmiştir. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız diyor. Özkan odasında yuvarlanabilen hangi cisimler vardır? Top var. Ne varmış? Top. Futbol topu. Bir de nedir bu? Bu da başka bir top. Özkan odasında kare ve dikdörtgene benzeyen hangi cisimler var? Dikdörtgene benzeyen kitaplıklar var. Yine ne varmış? Kareye benzer burada şey var. Dolap var. Küçük dolap var. Yine dikdörtgene benzeyen dolapların nesi? Çekmece kapakları. Pencereler de dikdörtgen şeklinde. Şimdi etkinlik var. Geometrik cisimleri inceleyerek farklılıklarını ve benzerliklerini söyleyiniz diyor. Oyun hamuru, geometrik cisimler. Seçtiğiniz bir geometrik cisme çevrenize örnekler veriniz demiş. Geometrik cisimler nelerdi? Silindir, prizma, dikdörtgenler prizması, kare prizma, küre. Oyun hamurunuzda istediğiniz bir geometrik cismin modelini oluşturunuz. Oluşturduğunuz geometrik cisim modelini tanıtınız diyor. Bakalım geometrik cisimlere bakalım. Görelim şimdi bunları. Aşağıda geometrik cisimler ve cisimlere benzeyen nesneler verilmiştir. İnceleyelim. Biraz daha yakından bakalım bunlara. Neler varmış? Küp. Küp. Bütün kenarları birbirine eşittir.
8 tane köşesi var küpün. 12 tane de kenarı var. 8 köşesi var, 12 tane kenarı var. 6 tane de yüzü var küpün. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Kare prizma. Tabanı kare. Tabanı kare. Toplam 600 var. 8 köşesi var, 12 kenarı var. Nedir bu? Bu da başka bir kare prizma. Tabanı kare olduğu için kare prizma deniyor. Silindir. Silindirin ise yan yüzü var. Tabanları var. Alt, üst taban, alt tabanı var. Üst taban, alt taban daire şeklinde. Dikdörtgen prizmaya bakalım. Dikdörtgen prizma dikdörtgenlerden oluşuyor. Yani bunun da 8 tane köşesi var. Toplam kaç yüzü var bir bakalım. 6 tane yüzü var bunun da. 12 tane kenarı var. Üçgen prizmaya bakalım. 6 tane köşesi var. Kaç kenarı var? 9 tane kenarı var. 6 köşesi var. 9 tane kenarı var. Toplam kaç yüzü var bir bakalım. 5 tane yüzü var bunun. 5 tane yüzü var. Küreye bakalım. Kürede köşe yok. Kenar yok. Aşağıdaki geometrik cisimlerin isimlerini yazınız diyor. Geometrik cisimlere bakalım. Nedir bu? Kare prizma. Kare prizma. Bunun ismi ise küp. Bunun ismi dikdörtgen de dikdörtgen prizma. Üçgen prizma. Şurada görüyorsunuz. Bunun ismi silindir. Bunun ismi ise küre. Aşağıdaki nesneleri benzetikleri geometrik cisimlerle eşleştiriniz demiş. Bu dikdörtgen prizma. Bu küp. Bu nedir? Kare prizma. Bu ise küre şeklinde. Bu silindir. Silindir burada. Bu üçgen prizma. Bu da küre. Geometrik cisimlerin biçimsel özelliklerini fark edelim. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız diyor. Görselde hangi geometrik cisimleri görüyorsunuz? Küp. Yakından bakalım neler var. Küp var. Küpler var. Küp var. Başka? Hepsi küplerden oluşmuş. Yerde duran geometrik cisimler ile üst üste konulan geometrik cisimler aynı mı? Evet, hepsi küp. Sadece renkleri nedir? Farklı yüzler farklı renge sahip. Yerde duran geometrik cisimler üst üste konulduğunda şekilleri değişir mi? Hayır, şekilleri değişmiyor. Şekilleri aynı. Etkinlik. Süt kutusunun ve topun biçimsel özelliklerini arkadaşlarınıza anlatınız diyor. Süt kutusu dikdörtgenler kare prizma şeklinde. Nasıl? Kare prizma şeklinde. Top ise küre şeklindedir. Süt kutusunun köşeleri var. Topun köşesi yoktur. Topu sırasıyla süt kutusunun önüne, arkasına, sağına ve soluna koyunuz diyor. Topun yeri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde ve büyüklüğünde değişiklik olur mu? Hayır, olmaz. Süt kutusunu sıranızın üzerine önce dikey sonra yatay koyunuz. Süt kutusunun biçimsel özelliklerinde bir büyüklüğünde değişiklik oldu mu? Şekilde değişiklik olmuyor. Yaptığınız etkinlikten çıkardığınız sonucu arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Şimdi ne diyor? Büyüklerimiz, konumlarımız ve yönlerimiz farklı olsa da hepimiz küpümüz. Yani bunların hepsi nedir? Küptür. Bu küçük küp, bu büyük küp, bu orta küp. Kare prizma. Nedir? Büyüklerimiz, konumlarımız ve yönlerimiz farklı olsa da hepimiz kare prizmayız. Nedir bunların hepsi? Kare prizma. Büyüklüklerimiz ve konumlarımız, yönlerimiz farklı olsa da hepimiz dikdörtgen prizmayız. Bunlar neymiş? Dikdörtgen prizma oluyor. Bu da üçgen prizma, bu da silindir, bu da hepsi küre oluyor.
Bu küçük, büyük, küçük, orta, büyük. Nedir hepsi? Aynı şekil. Sadece nedir? Küçük, orta, büyük şeklinde biraz boyutu değişiyor. Acaba öğrendik mi? Doğru yanlış soruları. Kare ve dikdörtgenin dört kenarı, dört köşesi vardır. Doğru. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklüklerini değiştiğinde biçimsel özelliklerinde değişmez demiş. Doğru. Üçgenin köşesi yoktur demiş. Yanlış var. Çemberin üç köşesi vardır. Çemberde köşe yoktur. Yanlış. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız demiş. Portakal geometrik cisimlerden neye benzer? Küreye benzer. Silindirin bir yüzü kullanılarak ne çizilir? Çember çizilir. İki kenarın birleşmesiyle ne oluşur? Köşe oluşur. Aşağıdaki görsel geometrik cisimlerden hangisine örnek gösterilebilir diyor. Şimdi bu nedir? Küreye örnek. Aşağıdaki nesnelerden hangisi silindire benzemektedir? Pil silindire benzer. Uzamsal ilişkiler, yer, yön, hareket belirtelim. Ezgi, annemden izin aldım. Hafta sonu çocuk parkına ben de gelebilirim ama parkın yerini bilmiyorum. Emre, kağıt üzerinde tarif edeyim. Bir büyüğünle gelmem daha doğru olur demiş. Şimdi bir bakalım. Burada krokesini çizmiş. Ne var? Otobüs durağı var burada. Park var. Burada yaya geçidi var. Karşıya geçiyorsunuz. Burada yaya geçidi var. Burada Emre'nin evi var. Manav var. O zaman Emre ne yapacak? Önce yaya geçidinden karşıya geçecek. Sonra sola dönecek. Sonra buradan yaya geçidinden karşıya geçecek. Sonra devam edip burada parka gelecek. Aşağıdaki soruları görsele göre cevap veriniz demiş. Top kedinin neresindedir? Top kedinin önündedir. Çalışma masanın üstünde neler vardır? Üstünde burada bir kağıt var, bir de paket var. Neymiş bu? Oyun paketi mi artık? Kağıt boya kalemlerinin neresindedir? Ha, boya kalemiymiş. Kağıt boya kaleminin boya kalemi bu. Boya kaleminin sağındadır. Kedi masanın neresinde? Kedi masanın altında. Yine bir etkinlik var. Öğretmeninizin yardımıyla sıra arkadaşınızın gözlerini bağlayın. Sınıf kapısında beklemesini isteyiniz. Düz git, sağa dön, sola dön, ileriye git, geri git. Komut vererek arkadaşınızın sırasını bulmasına yardım edeceksiniz. Fırtına ve rüzgar çiftliğe gitmek istiyordu. Fırtına düz yolu, rüzgar dönüşlü yolu kullandım. Hangisinin çiftliğe daha önce ulaştığını görsel inceleyerek bulalım. Düz yolu kullanan daha kısa yol olduğu için düz yolu kullanan daha erken varır. Fırtına düz yolu kullandığı için rüzgardan önce ne yapmış? Çiftliğe ulaşmış. Karnı çok acıkan Pamuk çimenliğe ulaşmak istiyordu ancak nasıl gideceğini bilmiyordu. Arkadaşı Yumak çitlerin önüne kadar ilerler, sonra kendi etrafında yarım bir dönüş yaptığında karşında çimenliği göreceksin dedi. Pamuk yarım dönüş yaparak çimenliğe ulaştı. Şimdi çiftlik burası. Buradan ne yaptı? Pamuk dışarı çıktı. Çimenliğe ulaşacak. Buradan yarım dönüş yapmış ve çimenliği görmüş. Bu saatin akrebi kendi etrafında tam bir dönüş yaptığında hem aynı yerde geliyor. Acaba bunun farkında mısınız diyor. Akrep dakikayı gösteriyor. Büyük olan akrep, küçük olan şey. Bu saatin akrebi. Büyük olan yelkovan, küçük olan akrep var. Şurada küçük olan akrep, büyük olan yelkovan. Görsel inceleyiniz. Tablo içindeki kelimeleri kullanarak gördüklerinizi anlatınız demiş. Bakalım görselde ne var? Altında, üstünde, sağında, solunda, içinde, dışında. Bunlara bakacağız.
Şimdi görsele bakalım neler var. Çocuklar ne oynuyor? Kitap okuyan var. Kumlarda oynayanlar var. Futbol topu oynayan var. Salıncakta sallanan var. Kaydırakta kayan var. Şimdi kaydırağın üstünde bir çocuk var. Salıncakta sallanan çocuk var. Şeyin üzerinde, oturan üstünde bir çocuk var. Top oynayan, top çocuğun dizinin üstünde. Ne varmış mesela? Şurada kova çocuğun sağ tarafında. Burada kale ikisinin arasında ortasında. Kale, yaptıkları oyuncak kale. Bunun sağ tarafında, bunun ise sol tarafında düşüyor. Evet, sağında solunda nedir? Şurada bir kalemiz var. Bu kale kız çocuğunun sol tarafında, erkek çocuğunun sağ tarafında. Sağ sol kavramı bu. İçinde dışındaya bakalım. Evet, kum kalesinin içerisinde çocuklar kum oyun alanının içerisinde. Buradaki bu çocuk kum kalesinin kum oyun alanının dışında, içinde dışında bu. Üstünde olan nedir? Kaydırağın üstünde bu çocuk. Başka ne varmış? Altında. Neymiş? Ha. Kaydırağın altında bir şey var. Nedir? Altında. Şimdi içinde dışında neydi? Kum oynama alanının içerisinde iki tane çocuk var. Kız çocuğu, erkek çocuğu. Diğerleri ise kum oyun alanının dışındalar. Aşağıdaki tabloda kutucukları yönergeye göre boyayınız demiş. Ok yönünde sağa doğru 4 kare boyayınız diyor. Ok yönünde sağa doğru 4 kare boyayalım. Sağ tarafa gidiyoruz. 1, 2, 3, 4 boyadım. Aşağıya doğru bir kare boyayınız. Boyadım bir kalem. Sağa doğru 5 kare boyayınız. Boyadım 5 kare. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağıya doğru 2 kare boyayınız. 1, 2 boyadım. Sola doğru 3 kare boyanız. 1, 2, 3. Aşağıya doğru bir kare boyanız. Boyadım. Hangi meyveye ulaştınız? Armuda ulaştım. Armut. Evet, boyama işini siz biraz daha güzel yapın. Aşağıdaki şekli saat yönünde yarım döndürünüz. Hangi daire, hangi renk olur? Nedir? Yarım daire. Yarım daire olsa bu buraya gelir. Bu kırmızı. Kırmızı diyelim. Mavi buraya gelecek. Mavi olacak. Bu da sarı buraya gelecek. Sarı. Bu da mor. Siz uygun renge boyayın bunları. Aşağıdaki görsel inceleyiniz. Soruları görsel göre cevaplarınız demiş. Mert kendi etrafında tam dönüş yaptığında hangi nesneyi görür? Şimdi kendi etrafında tam dönüş yaparsa neyi görecek? Topu görecek. Bir de bunu görecek. Yine olduğu noktaya geliyor. Mert kendi etrafında sağa doğru yarım dönüş yaptığında sağ tarafa doğru yarım dönüş yapacak. Sağ taraf. Sağ taraf. Burası sağ. Burası sol oluyor. Evet. Ne yapıyor? Sağ tarafa doğru ne yapacakmış? Sağ kolu nedir? Ama kime göre? Mert kendi etrafında sağa doğru. Şimdi bizim sağımız ama Mert'in sağı neresi? Şimdi bize Mert'in sağı lazım. O zaman Mert'in ön yüzü bu taraf olduğu için Mert'in solu oluyor burası. Nedir? Sol tarafı Mert'e göre. Burası da Mert'in sağ tarafı oluyor. Evet. Sağ tarafa dönüş yaparsa yarım tur kovayı görür. Neyi görür? Kovayı görür. Siz de aşağıdaki şekli iki eş parçaya ayırabilir misiniz diyor. Bir yıldızı kestiğimde iki eş parça elde edebilir miyiz diyor. Evet, ne yapıyoruz? Elde ediyoruz simetrik. Bunu şöyle ayırabiliriz. İki eş parçayı şöyle yukarıdan bölebilirim. Evet, şimdi
Şekilleri eş parça ayırıyoruz. Yani simetri eksenini buluyoruz. Dikdörtgeni ortadan ikiye böldük. Simetri ekseni. Ortadan ikiye böldük. Kareyi. Üçgeni yukarıdan aşağı böldük. Çemberleri merkezden geçen doğrular ortadan ikiye bölüyor. Şimdi yukarıdaki şekiller iki eş parça ayrılabilir. Yani simetriktir. Evet, bunlar simetrik şekiller. Yukarıdaki şekiller iki eş parça ayrılamazlar. Yani simetrik değildir. Şimdi bunu simetrik olarak bilebiliriz. Mesela şöyle böyle bir tane bir şu. Bu merkezden geçen bütün doğrular, bunun sonsuz tane simetri ekseni var. Mesela bunu yıldızı bölebiliriz. Şöyle bölebilirim simetri ekseni. Şunu da şuradan simetri ekseni bölebilirim. Kareyi de şöyle bölebilirim. Gerçi karenin dört tane var. Buradan, köşelerden de bölüyor kare. Şunun da altı tane var. Buradan bölüyor. Pardon, üç tane. Buradan, köşelerden buradan bölüyor. Buradan bölüyor. Üç tane böyle var. Sonra yukarıdan bölen var böyle. Dört, beş, altı tane. Bunun altı tane var simetri ekseni. Bunun sonsuz tane var. Merkezden geçenler hepsi simetri ekseni. Bunun da köşelerinden geçenler bir. Bir de buradan geçen var iki. Bir de buradan geçen var üç. Buradan geçen var dört. Buradan geçen var beş. Beş tane var bunda. Bunların simetri ekseni yok. Ortadan bölecek şekilde eşit simetrik olarak bölemiyoruz bunları. Çalışalım. Aşağıdaki şekillerin eş parçalarından bir tanesini boyayınız. Evet, bunlar ortadan bölmüş simetrik. Eş. Birer tanesini boyuyoruz. Sizler daha güzel rengi boyayın. Yarısı verilen şeklin eş parçasını çizip boyayınız diyor. Çizelim. İki tane. İki tane böyle çiziyorum. Çizdim. Böyle üç tane. Çizdiniz. Bu şekilde de üç tane. İki tane, bir tane, iki tane, bir tane. Şimdi şekli tamamlayalım. Nasıl bir şekil oluşmuş simetrisi tamamlıyorum. Boyamayı siz daha güzel yapın. Evet, simetriyi bu. Aşağıdaki şekilleri eşleştiniz. Simetrik şekiller, simetrik olmayanlar. Nedir? Kümülatif simetriktir. Külah dondurma yukarıdan bölebilirim. Bu da simetrik. Bu da nedir? Şöyle de bölebilirim. Bu da simetrik. Şimdi simetrik olmayanlar bulut. Bu simetrik değil. Bu da nedir? Simetrik. Şunu da yukarıdan şöyle ne yapabilirim? Bölebilirim. Bu da simetrik. İki eş parça ayrılabilen gölgeleri boyayınız. Hangisi simetriktir diyor. Şimdi bu simetrik. Bunu boyayın. Bu değil. Ahtapot. Ahtapot da simetrik. Yıldız da simetrik. Şimdi bu yunus balığı simetrik mi? Nereden bölebiliriz? Evet, yunus balığı da nedir? Nasıl bölebiliriz? Ortadan bölemiyoruz. Ne yapamıyoruz? He, şu ahtapot. Ahtapot simetrik değil. Ahtapotu silelim. Ahtapotu ancak yukarıdan bölersek simetrik olur da bölmeyelim, hayvanı parçalamayalım ya. Nedir? Diğerleri değil. Şurada simetrik simetrik ekseni var yıldızın. Ama gözleri var. Gözleri olduğu için simetrik olmaz. Gözlerini bölemeyiz. Bölebilir miyiz? Bölemeyiz. Simetrik olan şekil olarak bu var. Ahtapotun kolları gerçi simetrik ama yıldız da gerçi gözlerini almazsak yani buna da simetrik. Yıldızı daha önce simetrik almıştık. Simetrik diyelim. Tablonun sol tarafında verilen şekillerin işleriyle eşleştiriniz diyor. Simetriklerinde bulunuz. Evet, bunun simetriği bu. Bunun simetriği bu. Nedir? Bunun simetriği bu. Bunun simetriği ise budur. Aşağıdaki tablo içerisindeki şekillerden kaç tanesi iki eş parçaya ayrılabilir? Şimdi simetrik iki eş parçaya ayrılıyor yukarıdan aşağı. Bu da simetrik. Bunu da iki eş parçaya ayırabiliriz. Bunu da ayırabiliriz. Şöyle iki eş parçaya. Şunu ayırabilir miyiz? Evet, bunu da nedir? Şuradan böyle edersek yukarıdan aşağı ayrılırız. Beşi de simetrik olarak ayrılabilir. Yanda yarısı verilen şeklin eş parçası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi
Eş parçasını çizelim. Nedir? Şu şekilde olacak. Bir tane, iki tane. Sonra buradan üç tane. Bir tane. Bu şekilde olacak. Yani nedir? Şu cevabımız C. Aşağıdaki şekillerden hangisinin eş parçalarından bir tanesi boyalıdır diyor. Eş parçalarından bir tanesi. Evet, nedir? Ha. Nedir? B seçeneğimiz. Bir sen bir ben. Furkan ve Hasret bir sen bir ben adını verdikleri bir oyun buldular. Aşağıdaki kareli kağıdı çizerek iki eş parçaya ayırdılar. Sırayla birinin kendi alanına yaptığı boyamayı, diğeri de kendi alanına aynı yere yaptı. Ortaya çıkan resmi çok beğendiler. Siz de diyor sıra arkadaşınızla böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Mesela evet yapabilirsiniz siz de. Mesela bu burayı boyadıysa bu da üçüncü kare. Bundan sonra bunu boyayacak mesela. Mesela bu bunu boyadı. Dördüncü kare. Bu da bunu boyayacak. Şuradan da bir tane alalım. Bu bunu boyadıysa bu da bunu boyayacak. Bir tane de şu bunu boyadınız. Mesela bunu boyayacaksınız. Onun simetriği bu. Şuradan da simetrik alalım. İki tane alalım. Mesela. Bunu boyadınız. O zaman iki tane bunu boyayacaksınız. Bunun gibi. Şunları alalım. Şeklimizi oluşturalım bakalım. Başka nereden çizebiliriz? Birleşecek şekilde. Şimdi ne yapalım? Şuradan da çizelim bir tane. O zaman bunun da simetriği bu. Evet, bunlar böyle birleşti. Şimdi bununla da bunu birleştirelim. Şekli birleşti. Bunun simetriği bu. Neye benzedi? Tamam, şunları da çizelim. O zaman 1, 2, 3. Evet, bu şekilde olsun bari hadi. Geometrik görüntüler, örüntü oluşturan Emre, çiçeğimin rengini beğendin mi diyor. Çok estetik olmuş Ezgi. Tebrik ederim. Bir kırmızı, bir sarı örüntü oluşturmuş. Evet, çiçeğine bakalım. Kırmızı sarı, kırmızı sarı diye gidiyor. Örüntüye bakalım. Kırmızı sarı. Aşağıdaki soruyu görsele göre cevaplayınız demiş. Sizce yukarıdaki nesneler belli bir düzen içerisinde sıralanmış mıdır? Söyleyiniz. Evet, ne var burada? Kare, prizma, top, yani küre şeklinde dikdörtgen prizma. Kare, prizma, top, dikdörtgen prizma, evet. Kare, prizma, top, yani dikdörtgen prizma, evet, belli bir düzen içerisinde sıralanmış. Örüntü oluşturunuz diyor. Örüntüyü siz oluşturun. Aşağıdaki geometrik şekillerin nasıl sıralandığını inceleyelim. Örüntünün kuralını bulalım. Nedir? Dikdörtgen, üçgen, kare. Dikdörtgen, üçgen, kare. Evet, şöyle iki grup. Birinci grup bu, birinci grup bu. Bu tekrarlıyor. Örüntünün kuralı nedir? Dikdörtgen, üçgen, kare. Evet, aşağıdaki örüntüyü inceleyelim. Örüntünün kuralını bulalım. Üçgen, düz üçgen, ters üçgen, dikdörtgen, çember. O zaman örüntünün kuralı bu. Düz üçgen, ters üçgen, sonra dikdörtgen, sonra ise çember. Örüntünün kuralı bu. Aşağıdaki örüntüyü inceleyelim bakalım. Mor, sarı, sarı, yeşil. Mor, sarı, sarı, yeşil. Evet, nedir? Kuralımız buymuş. Bu tekrarlıyor. Sonra tekrarlayacak. Bilgi bulutu, örüntü sayı veya şekillerin belli bir kurala göre dizilmesidir. Aşağıda aynı kurala sahip iki farklı örüntü oluşturulmuştur. İnceleyelim. Üç tane üçgen daire, üç tane üçgen daire. Üç tane daire kare, üç tane daire kare. Bu, örüntümüz bu. Hasan trafik işaretleri oyuncaklarıyla oynarken örüntü oluşturmuştur. Örüntü inceleyip kuralı yazınız demiş. Sekizgen
Kare, üçgen, sekizgen, kare, üçgen örüntümüz bu. Nedir? Sekizgen, kare, üçgen. Aşağıdaki örüntüleri inceleyiniz. Boş bırakılan yerlere uygun şekilleri tamamlayınız diyor. Dikdörtgen uzun, yatan dikdörtgen, üçgen uzun, yatan üçgen. Şöyle de bir tan üçgen çizin. Üçgen, daire, üçgen, daire. Sonra ne oluyor? Bu var ise örüntümüzün kuralı neymiş bir bakalım. Şu. Bu tekrarlayacak. Üçgen, daire, üçgen, üçgen, daire, üçgen. Sonra tekrarlıyor. Aşağıdaki deseni üç farklı renk kullanarak boyayıp örüntü oluşturunuz diyor. Mesela burayı kırmızıya boyayın. Kırmızı olsun. Mavi olsun. Yeşil olsun. Mavi, yeşil. Mavi, yeşil. Evet, mavi, yeşile, mavi, yeşile boyayın. Boyama işini siz yapın. Aşağıdaki örüntüyü inceleyiniz. Siz de sıranızın üzerinde farklı malzemelerle aynı kurala uygun bir örüntü oluşturunuz diyor. Cetvel, krem tıraş nedir bu? İletken. Evet, bu örüntüyü ne yapıyorsunuz? Tekrarlıyor, oluşturuyorsunuz. Aşağıdaki örüntünün kuralını bularak aynı kurala uygun yeni bir örüntü oluşturunuz diyor. Kuralımız neymiş bakalım, nasıl tekrarlıyor? Kuralımız şöyle tekrarlıyor. Bu ne yapıyor? Tekrarlıyor. O zaman sizler de ne yapabilirsiniz? Buraya ne çizebilirsiniz? Hadi. Nedir? Daire, çember, dikdörtgen, kare. Sonra daire, çember, dikdörtgen, kare. Bu şekilde siz de oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki şekilleri kullanarak örüntü oluşturup boyayınız diyor. Şimdi oluşturalım örüntü. Ne oluşsun? Ne alalım? Dördünü de alalım. Başa kare alıyorum. Kare. Kare. Dikdörtgen alayım sonra. Sonra üçgen alayım. Sonra daire, çember alayım. Birinci tekrarlayalım sonra. Kare. Dikdörtgen. Üçgen. Daire. Kare. Kareyi tam yapamadık. Dikdörtgen. Siz daha güzel çizin. Üçgen. Daire. Acaba öğrendik mi? Aşağıdaki örüntünün kuralına uygun başka bir örüntü oluşturunuz diyor. Bakalım kural örüntü neymiş? Daire, üçgen, üçgen. Daire, üçgen, üçgen. Örüntümüz bu. Bu ne yapıyor? Tekrarlıyor. O zaman ben de çember ne yapayım? Dikdörtgen. Kare. Üçgen yapayım. Daire, kare, üçgen. Bunun gibi. Aşağıdaki hangisi örüntü oluşturmaz? Bakalım bu örüntü oluşturur tekrarladığı için. Bakalım. Çember kare, çember kare, çember bu oluşturmuyor. Dikdörtgen üçgen. Üçgen, dikdörtgen, üçgen, üçgen bu oluşturur. Örüntümüz bu şekilde devam ediyor. Oluşturmayan hangisiydi? B'ydi. Soru işareti yerine hangisi gelecek diyor bakalım. Üçgen, yan üçgen, üçgen, şu. Sonra bu üçgen gelecek. Hangi üçgen gelecek? Şu üçgen gelecek. Ünite değerlendirme doğru yanlış. Geometrik şekillerde kenarların birleştiği yere köşe denir doğru. Örüntü sayı veya şekillerin belli bir kurala göre dizilmesidir. Doğru. Dairenin iki köşesi vardır. Yanlış dairede köşe yok. Kare iki eş parçaya ayrılabildiği için simetriktir. Doğru.
Üçgen prizmanın bir yüzüyle kare çizilebilir demiş. Üçgen prizmanın bir yüzünde kare çizilemez. Nedir? Üçgenler var, dikdörtgenler var. Yanlış yani. Aşağıdaki cümledeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Geometrik cisimlerden küpün bir yüzü boyandığında ne elde edilir? Küpün bir yüzü boyandığında kare elde edilir. Kare. Geometrik cisimlerden noktanın üçkenarı üç köşesi vardır. Kareyi aldık. Üç kenarı üç köşesi üçgenin. Kimin? Üçgenin. Üçgenin üç kenarı üç köşesi var. Silindire benzeyen nedir? Pin. Pinler. Eski medeniyetlerde nokta nokta oluşturulurken geometrik şekil ve cisimlerin özelliklerinden yer alınmıştır. Yapılar oluşturulurken yapılar. Dairenin çemberden farkı içi doludur. İçinin ne olması? Dolu olması. Nedir? Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını noktalı yere yazınız demiş. Sevginizi sırasıyla sıranızın üzerine kalem kutunuzun içine koyduğunuzda sevginin özellikleri değişir mi? Hayır. Değişmez. Sıranın üzerinde olan iki tane nesneyi yazınız diyor. Defter, kitap. Defter, kitap, kalem, sevgi de yazabilirsiniz. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Nedir? Örüntümüze bir bakalım. Örüntümüzün kuralı bu. Dikdörtgen, üçgen, çember. Yukarıdaki örüntünün kuralına uygun bir örüntü de siz oluşturunuz diyor. Nedir? Örüntümüz üçgenli gruplar var. Üçgenli gruplar, o zaman üçgenli grup üçgen yapayım. Dikdörtgen, çember, üçgen, dikdörtgen, çember, üçgen, dikdörtgen, pardon, kare, dikdörtgen değil, çember. Kare ve dikdörtgenin benzer özellikleri nelerdir? Dört köşesi var, köşeleri. Dört, köşe sayısı. Köşe sayısı, kenar sayısı. Evet, ikisinde dört köşesi, dört kenarı var. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Doğru seçeneği yolda geçersin olması. Aşağıdaki şekillerden hangisi iki eş parçaya ayrılamaz demiş. Şimdi, evet, bunu ortadan bölebiliriz. Nedir? Bunu da böleriz. Bu ayrılamıyormuş şekli gibi. Aslında bunu da ayırırız. Şöyle, ha, renkleri farklı. Nedir? Renkleri farklı olduğu için herhalde. 17. Yanındaki görsele göre Gürkan kendi etrafında yarım dönüş yaptığında kaç numaralı oyuncağı görür diyor. Yarım dönüş yaparsa sağ mı dönüş yapacak, sola mı dönüş yapacak? Onu söylememiş. 2 ile 3'ü görür. Yarım dönüş yaparsa neyi görür? Ya 2'yi görür ya 3'ü. İkisini yazmamış. 2 yok zaten, 3'ü görür. Yandaki görsel oluşturulurken aşağıdaki geometri şekillerin hangisi kullanılmamıştır? Kare var mı? Var. Şurada kare var. Şurada da kare var. Dikdörtgen var mı? Kollar dikdörtgen. Üçgen var. Çember yok. Yandaki görselde yer alan noktalı kağıt üzerindeki üçgeni aşağıdaki prizmalardan hangisine çizebiliriz diyor. Evet, üçgen prizmaya çizebiliriz. Yandaki görsele ait aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Mor ile gösterilen yerler köşedir. Mor kenar alıyor. Kenar. Yeşil ile göster, pardon, mor tamam köşe. Mor ile yeşili karıştırdık. Mor köşe tamam doğru. Yeşil ile gösterilen şeyler kenar. Görsel bir dikdörtgendir demiş. Evet, görsel bir dikdörtgen. Üçü de doğru. Evet, üçüncü ünitemiz de bitmiş oldu.